Merhaba değerli dinleyicilerimiz. Bu yayınımızda Ocak, Şubat ve Mart dönemindeki engelli aylıklarımız ve bakım aylıklarımızla ilgili maaş farklılıklarıyla alakalı sizleri bilgilendirmeye çalışacağız inşallah. Evet, bilindiği üzere engelli aylıklarımız ve bakım aylıklarımız her yılın Aralık ayı sonunda bir sonraki yıl için alınacak zamlar hesaplanır ve Ocak ayı itibariyle maaşlara bu zamlar yansıtılır. Peki Ocak ayında, Şubat ayında ve Mart ayında alınan maaşlardaki farklılıklar nasıl oluşur? Şöyle ki Ocak ayında aldığımız maaş bir önceki yılın Aralık dönemi maaşı olduğu için bizler bir önceki yılın alınan zamlı maaşlarından yani bir önceki yılda aldığımız maaşlardan aynısını alıyoruz. Şubat ayında ise o yıla mahsus verilmiş olan zamlar ile aradaki gün farklılıklarıyla alakalı oluşan farkın ödenmesi sonucu maaşlara yansıtılıyor. Esas zamlı maaşlarımız yani o yıl içerisinde alacağımız maaşların miktarı ise Mart ayı ödemeleriyle netlik kazanıyor. Daha geniş bir bilgi vermek istiyorum. Diyelim ki bu sene maaşlı zamlar yani maaşlara yansıtılacak zamlar belirlendi. Ocak ayı itibariyle bu sisteme yansıdı. Ocak ayında biz bir önceki aydan yani bir önceki yılda aldığımız maaşı aldık. Bu normal çünkü bir önceki ayın maaşını almış oluyoruz. Şubat ayına geldik. Şubat ayında ise bu sefer şöyle bir durum ortaya çıkıyor. Hem bu yılın maaş zammı hem de Ocak ayı ve bütün ile Şubat ayı arasındaki aradaki farklı gün sayısı kadar maaşlara zam yansıtılır. Yani bir ay Ocak'tan sayacağız. İşte 5-6 gün veya 10 güne kadar da Şubat'tan sayılarak aradaki fark maaşlara yansıtılır arkadaşlar. Mart ayına geldiğimizde ise Şubat ayı bütün sayıldığı için Mart ayında engelli maaşlar o yılın belirlenmiş zamlı maaşları olarak hesaplara yatar. Yani basit örneklerle biraz daha konuyu anlatmaya çalışalım. Şubat ayında örneğin 1000 lira bir maaş alan engelli kardeşimiz bir önceki yılın maaşını almış olsun. Pardon, Ocak ayında. Şubat ayında ise 1300 lira alan bir kardeşimiz o aradaki 300 liralık fark hem o yılın farkı hem de aradaki kalan günlerin farkını almış oluyor. Mart ayında ise bu diyelim ki 1200 TL'ye düşmüş olsun. İşte o aradaki 100 lira farklı fazla olan günlerden kaynaklanan fark olduğu için 1200 TL aslında o yılın zamlı maaşıdır. Tabii bu verdiğim rakamlar örnek temsili olduğu için dikkate alınmasın arkadaşlar. Konuyu özetleyecek olursam Ocak, Şubat ve Mart dönemindeki farklılıkların oluşma nedeni Ocak ayında aldığımız maaşlarımız bir önceki yılın ve Aralık ayının maaşı olduğu için Şubat ayında alınan maaşlar ise bu yılın hem zamlı maaşı hem de aradaki gün sayısının farklılıklarından oluşan farklı maaş oluyor. Esas Mart ayında aldığımız maaş ise o yılın bize verilmiş olan zamlı maaşıdır arkadaşlar. Evet, bu konuyu da sizlere anlatmaya, aktarmaya çalıştık. İnşallah faydasını görürsünüz diyorum. Sağlıklı günlerde, mutlu yarınlarda kalın sağlıcakla.